Humran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a arz ettim. Mehdi'nin gözleri çekiktir diyor. Bir alamet olarak. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır ve Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi. Yani ben biliyorsun düz yüzey üstüne olan bir şeydir. Fakat ikinci bir detay veriyor. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafında bir yaprak vardır. Tıpkı mersin yaprağı gibi. Yani bir ben daha var ama üç boyutlu dışa çıkık bir ben diyor. O da ağaç yaprağı gibidir diyor. Yani bu muazzam bir detay. Evet. Yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Muhammed bin Resul El Hüseyin Berzenci. Yüzünde bir ben vardır diyor. Mesela Mehdi'nin sağ bacağında siyah bir iz vardır diyor. Sağ bacağında. Mesela bir detay bu. Şeyh Muhammed İbrahim Numani. Alnında bir iz vardır diyor. Alnında bir yara izi vardır diyor. Humran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a şöyle arz ettim. Alnında iz vardır. Yüzünde ise ben. Resulullah şöyle buyurmuştur. Mehdi benim çocuklarımdandır. Güzel yüzüdür. Yüzünün nuru başını ve saçlarının siyahına kadar yükselir. Yüzü gökyüzünde parlayan bir yıldız gibidir diyor Muhammed el-Karai el-Hanefi. Risaletül Meşrep el-Verdi fi Mezhebil Mehdi isimli kitapta. Güzel yüzüdür, yüzünün nurları ona azamet verir. Mesela dişleri parlaktır diyor. Uydukları geniştir diyor. Benim ezberden bildiklerim var. Mesela kaşı kavislidir diyor. Saçı siyahtır diyor. Burnu küçüktür diyor. Kalkıktır burnu diyor. Dişleri parlaktır diyor. Sakallıdır diyor. Geniş omuzlu diyor. Göğsü de geniştir diyor. Karnı geniştir diyor. Karnı. Uydukları geniştir diyor. Yürürken ayaklarını dışarı atar diyor. Dışarı dışarı basar diyor. Konuşurken diyor konuşmada zorlandığında eliyle diyor vurgu yapar diyor. Yani eliyle hareket eder diyor konuşmada zorlandığı vakit diyor. Hazreti Mehdi'nin boyu posu sanki beni İsrail ricalindedir. El kavlül muhtasar fi alametil Mehdi el muhtasar. Yani İsraillilere benzer görünüş olarak diyor. O açık geniş alanlı heybetli bir şahıstır. İktüt Dürer isimli kitapta. Evet. Ya bunlar 1000 yıllık, 900 yıllık, 800 yıllık kitaplar. Cismi İsrail bünyesi gibidir. Yani İsraillileri andırır diyor. Açık alanlıdır diyor. Başka bir rivayette. Yani o kadar fazla detay verilmiş ki huyu, suyu, karakteri. Mesela karnı büyüktür diyor. İki uyluk arası açıktır diyor. İri gövdelidir. Ukayl bin Ukayl'e en nucul sakıp fi beyanın enne Mehdi min evladı Ali bin Ebi Talip diye devam ediyor kitabın şey açı. Kaşı kavislidir. Rengi Hazreti Mehdi'nin rengi arabidir. Yani kırmızıya çalar beyaz. Saçının sakalının güzel olduğunu söylüyor. İki kaşının arasında diyor bir çukur çizgi vardır diyor. Yani kaş çatma çizgisinin tek olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Mehdi'de. Ya yani normalde insanlarda iki tanedir. Mehdi'de tektir diyor. Yani enine tek çizgi halindedir diyor kaş çatma çizgisi. Hadislerde Mehdi'nin saçı sıktır, alnı geniştir, alnında hafif iç bükeylik vardır ve burnu küçüktür diye geçiyor. Hazreti Mehdi'nin alnındaki iç bükeylik nasıl oluyor acaba? Yani her insan olur. Hafif bir alın şeyi vardır, çukuru vardır. Mesela sizde de var hafif şöyle bir. Alın kıvrımı var. Ha, evet, o kıvrım onu kastediyor, o iç bükeylik. Bir kısmı insanın alnı düzdür, bir kısmında da hafif bir iç bükeylik vardır. Hafif bir alın kıvrımı olur. Yani kaş hizasının içinden gelecek, yani kaşı böyle hafif dışarı getirecek şekilde bir hafif bir iç bükeylik olur. Rengi normalde arabi, yani beyazla kırmızı arası Mehdi'nin cildi. Fakat zaman zaman esmerleşir diyor. Muhtemelen güneş etkisiyle koyu daha rengi daha koyulaşacak. Zaman zaman da güneşten uzak olunca da rengi açılacak, işaret edilen konu budur.